Arkadaşlar ben Baba merhaba. Sizin için videonun sonuna kadar yarıla yarıla güleceğiniz çok güzel bir içerik hazırladım. Bu videoma 1000 like gelirse yarın yine bu tarz çok güzel bir video hazırlayacağım. İyi seyirler. Bu odadaki her şey ne kadar eski böyle? Lan ne oluyor? Merhaba sahip. Anam sen de kimsin böyle? Ben lambadaki cinim. Bu odaya gelen herkesin bir tane dileğini yerine getiririm. Dilediğim her şeyi yapabilir misin? İstediğin her şeyi yerine getirebilirim. Yalnız bir dilek hakkım var, dikkatli ol. İşte bu. Yaşasın yaşasın yaşasın. Ha yaşasın, Allah yaşasın. Ulan istediğim her şeyi yerine getirecek. Ha yaşasın yaşasın. Zamanım biraz kısıtlı da lütfen dileğini söyleyebilir misin? Tamam tamam hemen söylüyorum peki. Dedem fakirdi, ömrü boyunca fakir yaşadı ve de fakir bir insan olarak öldü. Aynı şekilde babam da fakirdi ve de fakir bir şekilde yaşadı ve de genç yaşta öldü. Ben dedem gibi veya babam gibi fakir ölmek istemiyorum. Demek fakir ölmek istemiyorsun. Tamam, dileğini hemen yerine getiriyorum. Ne oldu? Bir şey olmadı. Oldu. Olmaz olur mu? Artık ölümsüzsün. Hoş geldiniz. Görüşmeyeli nasılsınız? Vallahi iyiyim doktor bey, bomba gibiyim. Sanki biraz tedirgin gördüm sizi ama. Doktor bey, az önce muayeneye girmeden önce kendimi aradım. Telefonum meşguldü. İşe de gitmemişim. Evde de yokum. İnşallah başıma bir şey gelmemiştir. O yüzden biraz tedirgin oldum. Umarım bir delilik yapmam. Yani daha nasıl bir delilik yapabilirsin merak ediyorum. Doktor bey, size deli gibi geliyor olabilirim ama ben deli değilim. Açıklayabilirim. Hadi ya, açıkla bakalım. Şimdi şöyle doktor bey, ben deli değilim. Çünkü sen delisin. Hayda. Benim sana verdiğim ilaçları kullanıyor musun bakayım sen? Kullanıyorum tabii doktor bey, hem de hiç aksatmadan. Pek iyi gelmiyor sanırım, ilaçlarını değiştirelim istersen. Doktor bey, ilaçları beni tedavi etmesi için almıyorum. Çünkü bende tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık yok. Benim çevremdeki herkes deli olduğu için ilaç onlara uyum sağlamama yardımcı oluyor. Size şunu söyleyebilirim ki bir önceki muayeneden şimdiki muayeneye kadar geçen zaman aralığında terfi etmişsiniz. Hadi ya, neye terfi etmişim doktor bey? Delilikten zır deliliğe. Oha, adama bak, sana ne kadar çok benziyor aşkım, görüyor musun? Adam bana mı benziyor? Evet aşkım, baksana bıyıklar olmasa aynı sen. Ama o adamın bıyıkları yok ki. İşte onda yok. Onda yok yani. Ya Bilal, sen nasıl bir öküzsün ya? Ah. Abuzettin Bey, yarın muayeneye gelirken aç karnına gelmeniz gerekiyor. Neden? Kahvaltı mı alacaksınız bana doktor bey? Hayır gerizekalı, tahlil yapmamız gerekiyor o yüzden. Şimdilik sırtına ilaç yazdım. Tahlillerden çıkacak sonuca göre tedavi şeklini değiştirebiliriz. Sırtıma ilaç mı yazdınız? Yazmadınız doktor bey. Siz benim sırtıma ilaç yazsanız ben fark ederdim herhalde. Yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? Ya gerizekalı, sırtına ilaç yazdım derken kaleme elime alıp sırtını açıp ilaç yazmadım. Reçete ettim anlamında söylüyorum. Ne ilacı yazdınız doktor bey? Sırt ağrıların için ağrı kesici yazdım. Doktor bey, yıllardır kafama takılan bir soru var. Ağrı kesici ilaçlar ağrının yerini nereden biliyor? Yazık kafana. Oğlum, oğluşum, neredesin? Anne, Hasan'la buluşacağız da mekanın önüne geldim şimdi. Eve geleceğim mi yavrum? Gelirsen ne yemek yapayım diye soracaktım, o yüzden aradım. Anne vallahi gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum ama gelirsem de çok geç gelirim, bir şey yapmana gerek yok ya. Geç gelirsem o saatte bir şey yiyemem. Peki kuzum, sen bilirsin, dikkat et kendine, hadi görüşürüz bakalım. Buse, neredesin sen? Sabahtan beri eve gelmiyorsun, orada burada sürtüyorsun. Saat kaç oldu? Anneciğim saat daha 5, bir yerlerde sürttüğümde yok. Arkadaşıma gittim, biliyorsun sen de ya. Yoldayım zaten, kitap alıp geleceğim hemen eve. Kitabı mitabı bırak, eve geliyorsun çabuk. Daha sofra hazırlanacak. Evdeki bütün işleri ben mi yapacağım? Anne tamam, geliyorum diyorum. Bir kitap alacağım sadece, Allah'ını seversen ya. Kes sesini, 5 dakikam var. 1 dakika geç kal, saçını başını nasıl yoluyorum senin, gör.
Vay kanka, elindeki ne öyle? Kardeşim telefon, hem de akıllı. Hadi ya, telefon mu? Hem de akıllı. Senden akıllı olduğu kesindir zaten de. Oğlum telefon olduğunu ben de görüyorum. Böyle bir telefonun yoktu, ne zaman aldın diye soruyorum sana. Babam yeni aldı kanka, doğum günü hediyesi. iPhone 14 Pro Max. Sana ne zaman alacaklar bunun aynısını? Bana da en yakın zamanda alacaklar. Babam alacağım diye söz verdi. Babamları bu telefonu almak için bir şekilde ikna etmem gerekiyor. Nasıl yapacağım ya? Düşün Hasan, aklına bir şey gelsin. Düşün Hasan. Aha, buldum. Bu taktiğimle kesin bana o telefonu alacaklar. En iyi taktik anneye babaya kendini acındırmaktır. Anne baba merhaba. Merhaba oğlum, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Anne baba, bana iPhone 14 Pro Max alır mısınız lütfen ya? Oğlum daha yeni geldin eve, ağzından merhabadan sonra bana telefon alın çıktı ya. Nereden çıktı şimdi bu telefon mevzu? Baba, dün gece rüyamda iPhone 14 Pro Max'ım olduğunu gördüm. Ve de bugün akşama kadar onu düşündüm. Rüyam o kadar güzeldi ki hiç bitmesin istedim. Akşama kadar da rüyanın etkisinden çıkamadım babacığım. Şimdi benim dükkana gitmem gerekiyor. Bir işim vardı, unutmuşum. Aa, sen de unutmuşum deyince beni de komşu çağırmıştı. Ben de oraya gidecektim. Ben de unutmuşum. Ben de oraya gideyim bari. Ya ben telefon istedim diye siz evden mi kaçıyorsunuz ya? Hayır oğlum, ne alakası var ya? Tamam, o mevzuya bakarız sonra. Bakarız sonra derken baba? Yani bir şekilde halledeceğiz işte bakalım. Yaşasın yaşasın canım babam, yaşasın. Bey, yemeğini koyuyorum. Koy hanım, koy. Sen çocuğa 50 bin liralık telefonu nasıl alacaksın? Bir de söz verdin. Ya hanım, biliyorsun olmaz derse inatlaşacak, ergen tavırlar sergilecek. Tamam, çözeceğim ben o olayı. Nasıl çözeceksin peki? Çok merak ediyorum. Telefonla daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağım. Telefonu olmadan nasıl telefonla vakit geçirecek? Kiralayacak mısın telefonu? Ya tamam, çözeceğim, sen bana bırak ya. Ne oldu Hasan, sizinkiler daha almadı mı telefon? İstersen vereyim, biraz takıl, hevesini al. Ya oğlum, alacaklar diyorum, alacaklar. Aldıklarında görürsün, tamam mı? Tabi öyledir, alacaklardır. Babam telefonu aldığında, sen elimde o telefonu gördüğünde suratının aldığı o ifadeyi, o telefonla fotoğrafını çekip çıktısını alıp sınıfın ortasına asacağım. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum baba. Nasıl geçti okulun bugün yavrum? İşte idare eder. Odana gidelim mi, sana bir sürprizim var. Yoksa telefonu mu aldın baba? Yaşasın aslan babam benim. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hadi odana gidelim. Abi nerede baba? Nerede? Çabuk söyle, nerede? Burada oğlum işte. Nerede baba? Telefon göremiyorum ben. Oğlum ben sana telefon aldım demedim ki. Ben sana zaten yatak aldım. Baba ne yatağı aldın sen bana? Ben yatak veren istemedim ki. Oğlum sen bana rüyamda telefon gördüm demedin mi? E'si diğer yatak çok eskiydi. Sana yeni yatak aldım ki daha rahat uyu, daha güzel rüyalar gör, daha uzun uyu, daha fazla telefonla vakit geçir diye işte. Yani baba, hayatımda duyduğum en saçma şey bu ya. Lan gerizekalı, saçmalık senin bizden 50 bin liralık telefon istemem. Biz nasıl alalım sana 50 bin liralık telefonu? Yok rüyasında görmüş de, yok akşama kadar onun hayalini kurmuş da, sen ancak o telefonu rüyanda görürsün zaten oğlum. Bak yine akşam oldu ya, sivrisinekler çıktı, nasıl da uçuşuyorlar. Kanka şu arkamızda dere var ya, oradan geliyorlar herhalde. Bu yaz mevsiminin en çekilmez olayı sivrisinekler. Vallahi evde geceleri uyutmuyorlar beni ya. Kanka geceleri sivrisinek konusunda ben çok rahatım. Hepsinden kurtuldum. Hadi ya, nasıl kurtuldun? Kafamı kullandım kanka. Kafanı nasıl kullandın oğlum? Sivrisineklerin hepsini kafa atarak mı öldürdün? Ya kanka ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben öyle bir gerizekalı mıyım ya? Ben öyle saçma sapan hareketler yapacak salak insanın biri miyim ya? Kanka ben mal mıyım ya? Öyle mal şeyler niye yapayım ki? Ben aklı başında mantıklı düşünen bir insanım. Nasıl kurtuldun peki sivrisineklerden? Kanka dün gece pencereleri açtım ve bütün sivrisineklerin içeriye girmesine izin verdim. Sonra da pencereleri kapattım ve de dışarıda uyudum. Bu taktiğe de düşmanın kafasını karıştırmak denir. Yazık kafana. Kanka şu an çok korkuyorum ve de donmak üzereyim. Başaracak mıyız bilmiyorum. Bana sanki başaramayacakmışız gibi geliyor. Kanka çok az kaldı, şu ormanı geçersek tamamdır. Orman mı ya, bu karda kışta bir sürü aç hayvan vardır. Bizi parçalarlar ormanın içinden geçersek. Kanka korkma, cesur olmamız lazım. Büyük babam hep şans cesur olanın yanındadır derdi. Büyük babam çok cesur adamdı.
Ulan gerizekalının verdiği örneğe bak. Senin büyük baban tüpü çakmakla kontrol ederken ölmemiş miydi? E dedim ya, adam cesurdu işte. Baba, bugün benim doğum günüm. Oğlum neden hatamı yüzüme vuruyorsun? Baba ya, vallahi bak bunu espri olarak anlıyorum, yoksa başka türlü üzülürüm bak. Ne yapayım oğlum, üzülürsen üzül ya. Allah Allah. Oğlum gerçekler acıdır, dost acı söyler işte. Ne yani şimdi, geçmişe gitme şansın olsa ama bu aklınla yine annemle evlenip benim doğumuma vesile olmak istemez misin? Oğlum bak, bu aklımla geçmişe gitsem değil annenle başka bir kadınla evlenip senin doğma ihtimaline karşı gider doktorlara durumu anlatırım, seni dünyaya getirip bu dünyaya kötülük yapmak istemediğimi söyler, kısırlaştırılma talebinde bulunurdum. Baba sen bana böyle konuşuyorsun ama sana şiir yazmıştım ben, biliyor musun? Vay be, benim oğlum şiir mi yazabiliyormuş? Demek ki komşuların, akrabaların dediği kadar gerizekalı değilmişsin oğlum sen. Baba bana gerizekalı diyorlar da sen bir şey demiyor musun? Oğlum doğru söze ne hacet diye bir laf var, bilir misin? Anlamı nedir biliyor musun? Doğru söylenen söze bir şey ilave etmek anlamsızdır. Doğrular yorum kabul etmez. Doğrular hakkında art niyetli söylenecek her söz sahibine zarar verir. Bu bakımdan doğru, mantıklı ve güzel çözümler getiren sözler tartışılmaz. Yani birileri sana senin oğlan gerizekalı mı acaba dediğinde benim diyebileceğim tek laf doğru söze ne hacet. Oku bakalım şiiri hadi. Peki babacım, okuyayım bak, dinle. Evimizin direği, altın gibi yüreği, eşek gibi çalışır sanki sağmal ineği. Ona biz baba deriz, o getirir biz yeriz. Bulamayız dünyada babam gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz, sıramızı vermeyiz. Siparişler gelmezse babamızı sevmeyiz. Hasta oldum diyemez, biz doymadan yiyemez. Ne man kafa uşaktır, yeni bir şey giyemez. Etrafına dolarız, köpek gibi dalarız. Dediklerimiz olmazsa üzerine anamızı salarız. Nasıl baba, beğendin mi şiirimi? Ne koydun bu şiirin adını? Şiirin adı Keriz Babam. Oğlum ben nasıl bir günah işledim de Allah seni bana ceza olarak verdi ya. Ne oldu bey, bu gürültü ne böyle? Tay sesiniz içeriye geliyor. Ya bu çocuk nasıl bir varlık, onu anlamaya çalışıyorum ya. Ne oldu bey, ne oldu ne oldu, onu soruyorum. Ya biz var ya seninle çocuk yapmamışız ha. Biz var ya el ele vermişiz, Deccali dünyaya indirmişiz ya. Arkadaşlar bakın, sizin kafanızdaki 40 tilki benim kafamdaki bir tane topal tavşanı kovalayamaz. Bazı yaptıklarınızı görmüyorum diye beni salak zannetmeyin. Ben görmezden geldikçe siz gözüme gözüme sokuyorsunuz. Sınavda kimler kopya çekti? Ben herkesi insan yerine koyuyorum ama bazıları yerini yadırgıyor. Neden ders çalışmak yerine emek hırsızlığı yapıp kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz? Hocam kopya emek hırsızlığı değildir. Kopya bir sanattır. Ha ben sanattan anlamıyorum değil mi? Ya arkadaşlar yemin ederim, bazılarınızı elinden tutup anne babasına götürüp bak yaptığınızı beğendiniz mi diyesim var ya. Şimdi bakalım yazılı da sorduğum soruları sözlü olarak da sorayım. Zaten yapanla yapamayan, kopya çeken çekmeyen ortaya çıkacak. Kim gelmek istiyor tahtaya? Kimse sözlüye kalkmak istemiyor mu? Şimdi listeden seçeceğimi sanıyorsunuz değil mi? Seçmeyeceğim arkadaşlar. Siz not almak için çabalamalısınız. Ben not vermek için çaba sarf etmemeliyim. Bu notlar benim geleceğimi etkilemeyecek sonuçta. Bundan sonra böyle. Not almak isteyen parmak kaldıracak, sözlü olmak istiyorum diyecek, notunu benden alacak. Hocam sözlü isteğe göre mi olacak? Sözlüye kalkmak isteyenler not alacak. Sözlüye kalkmak istemeyenler ne olacak peki? Arkadaşlar bundan sonra kendisi için çabalamayan insanlarla uğraşmayacağım. Adamsa notunu, hayvansa otunu verip sınıftan çıkıp gideceğim. Hasan nerede hanım? Eve geldiğimden beri görmedim ben bu çocuğu. Sınavdan düşük not almış. Sınavdan düşük not almaya alışık değil ya. Herhalde senden çekiniyor, gelemedi yanımıza. Odasında ders mi çalışıyor, yatıyor mu artık bilmiyorum. Neden kızayım ki hanım ya? Olur. Bugün düşük not alır, yarın çalışır, düzeltir, yüksek not alır. Allah Allah, biz çocuğumuzu bilmiyoruz mu sanki? İşte öyle de biraz çekiniyor herhalde. Bir bakayım ben gideyim de şu çocuğa. Hasan, oğlum aç kapını, niye kilitledin? Hasan! Hasan oğlum, ne oldu? Niye ses vermiyorsun? Hasan!
Bey çabuk gel, Hasan odasının kapısını kilitlemiş, ses de vermiyor. Çabuk gel, bir şey oldu herhalde bu çocuğa, çabuk. Ne diyorsun sen anam? İşte doktor bey, bu 3 ilacı da içip intihar etmeye kalkmış. Peki ne kadar içmiştir biliyor musunuz bu ilaçlardan? Vallahi o yuvarlak kutudakilerden 20 tane falan, o büyük renklilerden 10 tane, diğerlerinden de 3-5 tane içmiştir herhalde, bilemiyorum. İçeli ne kadar olmuştur peki, bunu biliyor musunuz? Yani 2 saat falan, bilmiyorum doktor bey, nereden bilebilirim? Yani yazık, çok yazık maalesef. Ne oldu doktor bey? Durum çok mu kötü? Tamam, ben bir muayene edip sizi bilgilendireceğim beyefendi. Kendine gelmişsin. Ne zaman içtin ilaçları? Yani okuldan geldim. Okuldan geldikten bir saat sonra falan. Yani içeli 3 saat falan oldu. Neden içtin peki? Neden intihar etmek istedin? Sınavdan kötü not almıştım. Ailemin kızacağını düşündüm. Ama tabii onlar kızmayacakmış, bilemedim. Çok pişmanım. Midemi yıkadınız mı ben baygınken? Sana hiçbir müdahalede bulunmadık. İçtiğin ilaçlar çok ağır. Seni kurtarma şansımız maalesef ki yok. 1 saate kadar büyük ihtimalle ölürsün. Doktor bey ne diyorsunuz siz? Ben genceciğim, ölmek istemiyorum. Sen intihar etmemiş miydin? Ölmek istemiyor muydun? Şimdi neden kurtulmak istiyorsun? Şimdi ailenin yanına göndereceğim. Son saatlerini bence iyi geçir. Yapmak istediğin şeyin de tadını çıkart. Nasıl oldun oğlum? Ağrın falan var mı? Yok baba, doktor öleceksin dedi ya. Yardım edin lütfen. Lütfen baba, ben ölmek istemiyorum. Oğlum neden yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın yavrum? Neden? Neden? Neden oğlum? Ben sensiz ne yaparım? Doktor bey, bir 15 yaşında intihar eden çocuğa hiçbir müdahale yapılmamış. Çok fazla ilaç içmiş. Geç de kalmışlar zaten. Çabalamak faydasız. Yani midesini yıkayabilirdik. Serumla bol mahi verip idrar söktürücülerle kanını temizleyebilirdik. Yani biz elimizden geleni yapmalıydık doktor bey. Bak kardeşim, burada ayakta zor duran yaşlılar biraz daha hayatta kalmak için mücadele ederken bu delikanlı 15 yaşında ve intihara kalkışıyor. Ölmek istiyorsa neden ona mani olalım? Doktor bey, bu yaptığınız resmen cinayet. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun vebalini ömür boyu ödeyemezsiniz. Bir gencecik insan ölmek üzere. Ve de siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lütfen doktorluğunuzun gereğini yapınız. Ya da buna ben artık müdahale edeceğim. Biraz sakin olun. İçtiği ilaçlar öksürük kesici, vitamin apı ve balgam sökücü. Yani hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Şimdi biraz yaptığından ders alsın. Biraz isteğiyle baş başa kalsın bakalım. Ölüm neymiş, hayat neymiş düşünsün. Yaşamanın değerini, ailesine ne kadar acı çektirdiğini fark etsin. Dahası Allah'ı hatırlasın, kul olmayı, ölümü ve sonrasını da tabii ki. Bir saat sonra da taburcu ederiz. Kanka, bugün sizde kalabilmek için babama bütün pazar günü ders çalışmak için söz verdim. Vallahi kanka, ben de bir hafta boyunca ders çalışacağımın, hiç bilgisayar oyunu oynamayacağımın sözünü verdim. Hasan, sen ne sözü verdin? Vallahi ben bir söz vermedim. Babama bu akşam arkadaşlarda kalmamı mı istersin? Yoksa anneannemi arayıp, yani senin müstakbel kayınvalideni arayıp seni çok özledim, bu akşam gelip bizde kalır mısın dememi mi istersin dedim. Baban ne dedi peki? Arkadaşların evi soğuk olabilir, giderken kalın pijamalarını al git dedi. Arkadaşlar, bu hafta okulumuzda Maske Sen Kimsin yarışmasında yine bir öğretmeninizi tahmin edeceksiniz. Evet, öğretmeniniz şimdi size dansını sergileyecek. Evet, bu güzel dans için öğretmeninize çok teşekkür ediyoruz. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sonra çocuklar tahminlerde bulunacaklar. Ben arkadaşların işlerini kolaylaştırmak amaçlı en çok kullandığım repliği söylesem bilirler herhalde. Rahat, hazır ol, serbestsiniz. Ben kantine çay içip tost yemeye gidiyorum. Arayan olursa oradayım arkadaşlar. Hocam, ben buldum, söyleyebilir miyim? Bu bizim bedenci. Ahmet, tebrik ediyorum yavrum, bildin, beden öğretmeninizdi, doğru. Ahmet bedenci değil, beden eğitimi öğretmeni. Sen bedencinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Git anlamını öğren, ondan sonra gel kullan. Sen teneffüste gel yanıma, ben bir bedenci olarak senin bedeninin üzerinde bir tadilat yapayım Ahmet. (Gülüyor)
Hasan, hadi kalk oğlum, kahvaltın hazır, okula geç kalacaksın. Hasan oğlum. Ya bu çocuk niye kalkmıyor sabahları ya? Oğlum hadi niye kalkmıyorsun? 2 saattir bak içeriden çağırıyorum seni, kahvaltın hazır. Seni bekliyorum. Tamam anne, tamam kalktım ya işte. Of ya. Of deme anne, of denmez. Gece yatmıyorsun, sabah da kalkmıyorsun. Gece 2'ye kadar bilgisayarın başındasın. Ne yapıyorsun sen o bilgisayarda? Hadi bilgisayarın başındasın. O bitiyor, geliyorsun yatağına yatıyorsun. Elinde telefon, 2 saatte orada. Sabaha kadar telefondan bilgisayarla uğraşıyorsun. Sabah da kalkmıyorsun ondan sonra. Anne nasıl kalkmıyorum? Kalktım ya işte ya. Bedenin kalktı ama ruhun hala uyuyor. Şuna baksana, turşu gibisin oğlum. Yok ya, iyiyim. Brokoli gibiyim. Sağlıklıyım ama hiç tadım tuzum yok. Hadi oğlum daha kahvaltını edeceksin, okula gideceksin. Ne demişler? Erken kalkan yol alır. Bence erken kalkan yol alır değil de erken kalkan öğleden sonra uykusuzluk çeker diye söyleselermiş daha doğru bir söz olurmuş. Anne ne istiyorum biliyor musun? Keşke şu anda polis kapıyı kırıp içeriye girse, yat 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 diye bağırsa geri yatsak. Yok ya, kapıyı kırsalar, evi de alsalar, o pis çamurlu ayakkabılarıyla evin içine girseler, kim temizleyecek o evi ondan sonra? Anne polisler neden geldi? Biz nasıl bir suç işledik de böyle bir baskın oldu? Evden kimi alıp götürecekler? Bunu düşünmüyorsun da evin batmasını mı düşünüyorsun? Oğlum normal hayatta annenizi düşünmüyorsunuz. Hayal kurarken bile yine annenizi düşünmüyorsunuz. Hayal kurarken bile annenize iş çıkartıyorsunuz ya. Çocuk ekmek ister, koca yemek ister, ev temizlik ister. Tamam ama bana hiç soran yok. Bu kadın ne ister? Anne yemin ederim senin annelikten sonra en büyük yeteneğin söylediğimiz lafları geri döndürüp dolaştırıp bize laf olarak sokman ya.